Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar bir açıklama videosu yapacağım. Uzun zamandır herkes hani bu Valek videosu biliyorsunuz arkadaşlar. Hesabımda Valek bug oldu diye bir video çekmiştim. O videodan sonra herkes hile demeye başladı falan filan. Bununla ilgili video çektim zaten. Ama hesabım neden banlandı diye video çektim. Bu konuyla ilgili video çekmedim. Emirhan dik dur da gözükmüyor kamera. Yani bununla ilgili bir video çektim ama hesabım neden banlandı? Hani inanmayanlar oldu falan filan. Sen hilesin falan filan. Herkes bir şeyler dedi. Şimdi size açıklayacağım. Arkadaşlar bu videoda önce bir şu videoya çıkayım. Bir de The Kedi diye bir anama bacıma kanser olan teyzeme küfür eden bir tane kanal var. The Kedi diye bir kanal. Durmadan ifşalar atıyor kanalına. Bilmem şeyler yapıyor. Anama bacıma sövüyor. Kilomla dalga geçiyor. Tipimle dalga geçiyor. Yok bilmem para göz diyor. Yok şey diyor. Hani teyze benim kanser teyzememle kanser teyzeme küfür etti. Bildiğiniz küfür etti abi kanser teyzeme. Şimdi şurada göreceksiniz abi. Ses efektini Emirhan sen geç onu. Al kalk, ver kulaklığı. Şimdi size arkadaşlar bu videodaki Valek videosundaki şeyi göstereceğim. Hesabımda Valek bug oldu. Arkadaşlar bu video biliyorsunuz böyle bir video çektim ama herkes diyor ki kendin kurdun falan filan. Abi ben zaten bunu Zula'ya kadar açıkladım. Ben dedim kendim yapmadım. Bak ben bunu ne diye biliyordum biliyor musunuz? Bakın desen bugu. Hani pembe karambit videosu çekmiştim ya. Adam dedi ki ben sana green screenli silah yaparım. Hani yeşil silah yaparım. Sen bu yeşil skin yani ne oluyor? Bu da desen bugu oluyor. Ben dedim desen bugu yaparım dedi adam. Ben o yüzden yükledim. Silah da böyle desen olur. Güzel durur diye. Sonra dedim bak sabah çıktım oyundan. Sabah çıktım oyundan. Pardon bunu sabah konuştuk öğlene doğru. Sonra öğlen çıktım oyundan. Yani sabah öğlen fark etmez. Çıktım. Akşam hesabıma girdiğimde duvarlar böyle. Bunu yani adam böyle hani öyle bir bug vermiş ki bu Valik buguymuş. Ben bilmiyordum. Hani zaten bunu ben size nasıl yapıldığını söylemeyeceğim şimdi. Daha çok yayılmaması için. Kullanmamanızı da tavsiye ediyorum. Yani bu bildiğiniz Valik. Bildiğimiz Valik. Yani hile. Bug ama hile. Yani açık ve net hile. Sonuçta duvarlar gözükmüyor. Adamları her türlü görüyorsun gene. Hay böyle kare içinde görmüşsün. Ha böyle yani hile tamam ama bunu ben zaten bilerek yapmadım. Bilerek de yapmam abi. Hani niye yapayım abi? Niye yani? Hani KD mi kasayım? Yok. Oyuna bir video dışı bir kere girdiğim yok. Level mi kasacağım? Level kasacak olsam Allah şükür durumum yerinde. Giderim XP kasası açarım. Ne kasacağım? ZP mi kasacağım? ZP kasmam. Zaten her şey ZP'li oldu. Za kasamazsın zaten bu hileyle. Adamları mı öldüreceksin? Yok ya veya iyi bir oyuncu mu göstereceksin kendini? Yok. Benim video dışı oyuna girdiğim yok zaten. Zaten son zamanlarda inanın bir kere oyuna girmiyorum. Girsem şu an 50 level olurdum. Ma olur muydum bilmiyorum. Olur muydum Emrah? Yani olamazdım diyeyim hadi. Yani olamazdım da yani bayağı bir level olurdum. 30 leveldeyim. Çara çala 2,5-3 hafta oldu. Arkadaşlar bu videoda yemin ederim bak Kur'an çarpsın. Kur'an getirin el basarım ama ben bilerek yapmadım bu videoyu. Hani neden silmedin diyecekler olacak illaki. Neden silmedin? Yani silmedim. Kanal düşüşe geçiyor. YouTube'da sizi herhangi bir yani bir videonuz hani bir izlenme olarak bir düşüşe geçerseniz sonra sizi önerilenlerden düşürüyor YouTube. Ben de korkudan hani bir şey yapmadım. Bir de video sayım azalmasın diye biliyorsunuz bazen 2 gün 2 video atıyordum. Yani kolay değil abi. Zula'da 700 tane video atmışım. Bir tane daha alakası olmayan çocuk. Hele ki anaya bacıya söverek. Hele ki bak benim teyzem kanser. Benim teyzem Allah korusun belki ölebilir. O insanla bile dalga geçecek kadar haysiyetsiz insana inanıyorsunuz ya. Ben başka bir şey demem abi. O insana inanıyorsanız ben başka bir şey demiyorum. Hani teyzem ölüm eşiğinde onun yani ona bildiğiniz küfür etti. Şimdi göstereceğim zaten ettiği küfürleri de. Şöyle şuradan girelim abi. Nerede abi? Videolar diyelim. Bak nerede? Bak benim bak bunca zaman çektiğim tüm videolar arkadaşlar. Bunlar benim bunca zaman çektiğim videolar. Kaç gigabayt bu dosya? Size göstereyim. Bak bunca emek var. Biri gelip karalayamaz. Öyle kolay değil abi. 4 kilobayt. Bu ne lan? Öyle bir şey olamaz. Abi şöyle yapalım. Yani neyse. Gigabaytı boş verin yani. Var. Biraz emek var. Onu neyse. O konumuz o değil. Bak şimdi göstereceğim. Yüklenirse tabii. Yani insanın anasına bacısına sövmek bu kadar kolay değil. Bak şurada da zaten bak ne yazmış açıklaması bu. Resmini ve ismini karaladım. Siz zaten videoya gidip bakabilirsiniz. Hani insanın annesine bacısına sövmek bu kadar kolay değil. Alakası olmadan hele ki ben bir de şimdi daha göreceksiniz abi bu insanın ne kadar karaktersiz olduğunu. Öncelikle selam arkadaşlar amacım prim falan kasmak değil demiş. Prim kasmak için güzel bir thumbnail yapmış. Üstüne bir de Valek açıklama yaparken Valek boyalı hani o ilgi çeken şeyi koymuş. Adam boyalı resmini koymuş. Hani ilgi çeksin diye daha çok. Amacım prim değil demiş. Yalan abi. Önceden de bu domuzla. Domuzla diyor. Sanki kendi abi kendisi ben geçmeyeceğim tipiyle dalga. Sanki kendi çok yakışıklı olsa okey. Bak yakışıklı olsa okey. Hani göstermiyorum şimdi resmini. Gidip bulabilirsiniz. Adı Ertuğrul Koç diye bir çocuk. Bu domuzla tartışmalıyız. Bayağı biz tartışmalıyız. Neden tartışmalıyız? Bak şimdi. Kendisi durduk yere bir şey yazmış. Saçma bir şey yani senin bütün takipçilerine o kadar şey bak yerine, mesajlarına gireyim lan. Yani insanları mal yerine koymayı. Bak neyse ben ifşalım ben gerek yok abi. Bak ne konuşmaları ben size göstereyim arkadaşlar. Bunu nasıl mesajlara gidebiliyoruz Emre? Messenger'da gör. Ertuğrul Koç.
Koç abicim gel. Bu adamla mesajlarımı göstereyim ben sana. Bak bak selamünaleyküm demiş. Hani Zula'ya yeni başlayacaklar. Bana böyle böyle şey yapabilir mi? Neydi? Hani beraber videolar yapabilir miyiz? Ben doğal yapabilir. Sıkıntı yok. Hocam ben Ultimate sporcusuyum. Zula için videonda konuk olmak istiyorum. Tamam. Bayağı bir sevenim var sanırım kendime göre. 5000 abonem falan var. 15000 falan izleniyorum. Birlikte video çekme imkanımız var mı diyecektim. Biz Zula oyuncusu vs başka oyun sporcusu gibisinden. Kanal adın nedir demişim. The Kedi. Anladım kardeşim ama konuk olarak 250 TL alıyorum. Videoları ve tanıtım yapıyorum. Yani ben öyle. Yani 250. Şu anda zaten site reklamı olursa ben 500 TL yapıyorum kanalda. Neden? Çünkü benim işim bu abi. Hani benim işim bu. Yani şu, ben şuna karşıyım. Mesela adam gelir de bir anda beni geliştir, beni şey yap, onlara karşıyım. Önce sen emeğini ver. Güzel bir kanalsan ben zaten destek veririm. Ama merak etme. Oyuna bir anda başlayıp da tak diye sen gelip gelişemezsin abi. Öyle bir devir yok. Nerede olursa olsun. Benim öyle. İsteyen istediğine yardım etsin. Çok sağlığı çalmayayım demiş. Ben de peki demişim. Fake hesapmış zaten. Püh orospu çocuğu demiş. Bak. Ha bu arada kulaklıkla dinleyin beyler. Hoparlör takın. Kusura bakmayın ettim küfürler için. Ben etmiyorum. Edilenleri söylüyorum. Hiç başlama bence bundan sonra bir numaralı düşmanımsın demiş. Anama söyleyince. Bak bakalım son videonun altındaki faceye fake mi değil mi demiş. Bak ne demiş. Fake amına koyayım yazıyor orada demiş. Dostum son video diyorum. Son videonun altındaki faceye gir demiş. Kanka yine yanlış yapmışsın. Instagram'ı koymuşsun bu sefer hak demişsin. Sonra kankaya dönmüş. Bak. Bak harbi sik beni ne bileyim oğlum. Baktım orijinal değilmiş. Demek ki herkese para lazım oluyormuş demiş. Yani kusura bakmayasın fake olana söyledim. Senin şahsına değil tamam. Önüne gelen kişiye direkt söylemiştim. E-spor bak, oyuncusu bayağı bir ahlaklıymış. Bak ne demiş? Peki orada 95 ama. Yani olabilir sonuçta o senin oyunun. Wolfteam diye bir oyundan özür diledim zaten demiş. Özür yok. Özür dememiş. Harbi sik beni demiş sadece. Özür dilememiş. Ha kusura bakmayasın demiş. Pardon özür. Allah'ım ben bunu nasıl kaydettim? Dikkat et. Hadi dikkat et kendine. Sadece ben ne demiş? Konuşmayı mantıklı düşün bir dahakine. Sen bana Zula'da hiç bok yapamazsın fakat ben oyunculuğumla sen konuşman ne olur demiş. Mantıklı düşün bir kere. Bak 2 saatimi verdim demiş. Krevle maç atabildim ve oyun kazandım karşılığında. Kusura bakma da sik sik konuşma benimle. Ben de dedim ki YouTube'a başlayabilecek misin? Rahat edebilecek misin bu platformla? Hiçbir şey de olmadı yani yapmadım. Sadece tehdit ettim. O da benim hatam yani hatalıyım evet yanlış bir şey yapmışım. O zamanlar profil falan buydu. Ta çok eskiden bu. Ne zaman? 9/9/2018 yani Ekim'de. Ağustos, Eylül. Pardon Eylül'de. Yani bundan 5 ay önce. 5 ay olmuş. Sonra bu adamla denk gelmişiz falan filan. Valeki kapat abi. Bak burada. Ag obez seni demiş. Ag bilmem yok bak küfür etmişti. Hatta dur yenileyim bak. Yani öyle denkte gibi bir şey olmasın. Agobez demiş. Sonra Kaan Özeci. Bunun takımından Wolfteam'den beraber geldikleri çocuk. Tamam mı? Böyle herhangi bir karaktersiz. Bak Wolfteam'den herhangi bir şekilde gelen çocuk. Bak burada bir çocuk güzelce bir şey paylaşmış. Kaan Özeci. Özcirit diye bir kardeşimiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Wolfteam'den Zula'ya geçiyor. Bildiğimiz üzere ben de biliyorum. Tebrik ettim. Herkes yazmış. Hoş geldiniz. Ben yazmamış mıyım? Nerede bu? 29 yorum. Yorumlar devamını nasıl gösteriyoruz lan? Burada değil o zaman. Bir altında. Allah Allah. Bir saniye. Heh bura pardon. Tamam. 2 kere paylaşmış böyle bir şey. Hatta beğenmişim. Bu da onun takımından bir çocuk. Herkes demiş ki hoş geldin. Ben de dedim hoş geldiniz. Kötü bir şey. Yaptım yok. Yani normal. Hoş geldiniz demişim abi. Yani bu anaya karak. Bak şimdi göreceksiniz zaten ne kadar karaktersiz bir insan olur. Ben küfür etmiyorum. Oo para göz hoş bulduk. Bak böyle bir şey mi demesi gerek? Yani hoş bulduk diyebilir. Niye para göz diyor? Ben bundan video çekmek için para istedim diye para göz diyor adam. Sonra haha demiş. Sonra boş yapma para köpeği. Sonra Kaan Özce de Furkan Yiğit teşekkürler demiş. Furkan boş yapma bak bunlar takım bak neler demişler Furkan boş yapma sikerim ağzını yüzünü sikemem gerek yok da sikilmiş zaten kendi kendine laf sokmaya çalışmış bak sonra benim ona para istediğim kanıtı atmış ben de gösterdim zaten kime istedim. Kime sorarsan sor herkes para ister. Hiç kim yani ben para abi paradan hiç değil. Hiç senin babanın ayrına şey yapmaz. Yani bir anda gelip de gel beni geliştir yok yani öyle bir şey giriş yapamaz. Bak ne demiş reklam yapmanı istemedim dur diğer sesleri atacağım demiş. Ben mesajları iyi yok ağzım bozma amına kolumun yamuğu demiş. Yani böyle şeyler demesi harbiden karaktersizlik. Yani bak insanlarda beyin yok. Bak sana amına kodumun şişkosu. Kendi tipimle dalga geçmiş bak. Fake hesap olarak link koymuş orijinal değilmiş. Uyarıyorum seni demiş. Düzelttikten sonra sen tehdit ediyorsun. Sen kimsin amına kodumun şişkosu demiş. Bu da dalga geçmiş şişko diye. Yani bu insanların içinde dalga geçmesi ayıp. Ben de demişim ki Ertuğrul Koç sen dalga geç insanların dış görünüşüyle aşağılık piç herif demişim. Yani az bile demişim ona orada. Daha da söyleyebilirdim de. Sövmedim abi. Böyle işte böyle olaylar olacağını düşündüğüm için sövmedim. Ha bir tane zaten bir tane de Furkan Yedifşah diye video çekmiş. Şenjuksa diye bir hesapta oynuyorum. Şenjuksa diye. O oyunda abi mecburen hani
oynadığım iki vuruşu göstermiş. İki vuruşu da duvardan izliyor demiş. Gecenin 4.30'unda oynuyorum. Zaten beynim allak bullak. Video çekmişim 3 tane. Gecenin 3.30'unda oynuyorum. Adam demiş ki yok öyle yok böyle yok. Hani hile demiş. Şey yapmaya çalışmış kendi kendine. Sonra bak şu kayda geleyim. Bak net şurayı tam okumadık. Öncelikle selam arkadaşlar. Amacım film falan kasmak değil. Öncesinde bu domuzla tartışmalı biz bayağı biz. Evet. O yüzden bu videoyu çekip rezil etmek istedim. Gördüğünüz ya böyle karakteriz bir insan. Kavgalı olmasaydım siklemezdim daha iyi. Böyle ağzı bozuk terbiyesiz bir insana siz inanıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Hile olsam zaten Zula banlardı. Banladı da gerçi. Ama o Valek videosundan dolayı. Ondan sonra inanın bir kere video... Yani öyle bir videoda şey olsun, video şey olsun. Ne hile kullandım ne bir şey. Yani zaten Zula kontrol ediyor abi Zula tuberlarını. Merak etmeyin. Abi hile zaten olsam... hani öyle illegal bir şey olacak olsa o kadar 260 bin abonelik bir hesap kadar gelişmez. Bu kadar başarılı olmaz yani bir kanal değil mi? Zaten abi yani hile açmaz. Allah için rast götürmez o işin. Zaten Allah rast getirmez. Hani anladınız mı? Bu kadar başarıyı sadece insanlar tarafından değil yani. Bir kişinin Allah tarafından hiçbir şey olmuyor. Yani bir video çekiyor. Benim ses kaydımı alıyor. Oraya koyuyor. Sonra diyor ki bu adam hile, iki tane duvardan vurdu falan filan. Hani zaten ben emanet biçarda hile zaten açmam. Asla yani emanet verilmiş biçarda öyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin yani hile imkanı yok. Adam hile diyor, herkes hile diyor. Yok öyle o videoyu çektim diye, kullandım diye videoda. O diyor kullandım bak yalan yok, ona yalan yok. Ama velakin yani bir kere kullanmadım yemin ediyorum. Allah'ın üzerine bak ant içiyorum. Allah şahidim ki bir kere kullanmadım ondan sonra. Sonra biraz da olsa inanıyorum sizlere 260k abonem benim var diye filan büyük bir ihtimal. Yok öyle bir şey demedim hiçbir zaman. Marvalar atacak fakat burada her şey belli. Hiçbir şey belli değil. Bir kere Double Door'dan infosuz değil hatta. Orada info veriyor bir kişi. İnfo verip de benim çukura C5 atmam kadar doğal bir şey yok. Bir de ayrıyeten otoparktan dinleyin Safranbolu için bahsediyorum bunu. Otoparktan yani base'den giderken duvarlara bakıyorum. Ya bunlar var abi duvara bakıyorum. Hani bu hile denecek bir şey değil ki bu duvara bakıyorum. Zaten bak en kötüsünden Valhack olsam zaten adamı görürüm direkt. Duvara bakmam anladınız mı? Adamı görürüm zaten. Hani Valhack olsam adam kırmızı bir kare içinde gözükür. Hani duvara bakmaya gerek duymam. Adamın nerede olduğunu kestiririm. Duvara sonra dümdüz yürürüm. Yani duvara neden bakmışım bilmiyorum abi. Neden baktığımı da bilmiyorum. Yani yok ben direkt duvara bakmışım. Orada hani hile denebilir. Denebilir ama öyle bir şey yok. Hani yemin ederim yok. Kur'an çarpısında yok abi. Olsa da zaten zaten belli olur abi. Bak. Zaten o dosyayla direkt hani bir hesaptan ne kadar girilirse girilsin ban yeniliyor. Bak ne yazmışım ben sonra. Bak burada YouTube'da YouTube saklan baştan ibaret demiş. Adamı sinirlendirmeyin canlı yayında yarına bak. Bak dalga geçiyorlar. Böyle insanların içinde rezil etmek kadar. La boş yapmayın insanların dış görünüşüyle Furkan abi sen de bazı malları takma tombul tatlıdır. Hadi bakayım demiş işte Ertuğrul da demiş gülmüş rastgele sanki kendi çok yakışıklı da hani böyle yakışıklı olsa okey bak tamam hani kafası piercing dolu bir insan hani böyle bir karizma hani güzel bir şey olur eli yüzü düzgündür yakışıklılık hani öyle karizma yok abi öyle bir tip yok hani havalı olduğunu sanıp da kafasına 8.5 tane şey takmak demir takmak yakışıklılık değil ben ne demişim senin karakterine bıraktım ben o olayı insanların dış görünüşüyle yargılamaya devam et tebrikler sana demişim Hakan Taşkesin demiş ki takma sen bunları çekemiyorlar seni demiş ben de aynen öyle reis demişim. Bak ben sana sakat diyor muyum demişim. Böyle bir fotoğraf atmış çocuk. Hayır beyni al. Ben sana sakat diyor muyum? Hayır. Beyni Allah vermiş senin yaptığın olay bu demiş. Heh yani. Bak bu da demiş ki seni neden çekemeyeyim? Mükemmel bir fotoğraf. Allah'ım demiş sonra dalga geçmiş. Olaylar öyle değil. Duvar kasman duyar kasman gayet güzel bir şey. Fakat insanın dışı yaratık gibisin oğlum sen demiş. İnsan dışı yaratık diyor hala. Abi bak seni de Allah yarattı. Abimi de Allah yarattı. Biz de Allah yarattı. Herkes Allah yarattı. Herkesi Allah yarattı. Bak. Ben mesela böyle bak bu tip Allah için bak bu Allah'ım ben de buna dalga geçerim abi benim en azından elim yüzüm düzgün var mı bir kusur tipimde? Ya demir bulun abi. Yani var mı bir kusur tipimde? Maden gibi. Bak var mı bir kusur ben kötü bir şey yapıyor muyum? Zina yapıyor muyum? Yok dövme yapıyor kötü bir şey yapıyor muyum abi? Ne yapayım böyle yaratıldıysa? Hani ne yapabilirim? Şişkoyum abi ne yapayım? Hadi şişko benim suçum. Ama tip yani ne yapabilirim? Çirkinsem ne yapayım abi? Yani bir düşünün beyler. Ben sadece diyorum ki sevmeyen izlemeyebilir abi. Yani beğenmiyorsan niye belirtiyorsun? Niye tipsiz diyorsun? Yani ne yapabilirim? Yani şu an ne yapayım? Mesela düşünün ne yapabilirim tipimi düzelteyim? Yani estetik mi yapayım? O zaten o bile günah yani. Allah'ın verdiği tipi beğenmeyip değiştirmek kadar günah bir şey yok zaten. Hani ne yapabilirim abi? Tipime bir düşünün. Mesela ne yapayım şu an? Bir önerin aşağıda. Yani bir şey yapamam tiple ilgili. Sonra ben sana rica ediyorum bir konuda kusura bakma diyorum. Sonra doğruları öğrenince bana diyorsun ki seni barındırmam. Öyle bir şey yok. Sen benim anama söversen her şeyi derim ben. Anama sövmeyeceksin.
Ailevi değer ya. Anasına söylemezsin. Benim annem 65 yaşında, 60 yaşında senin küfürünü şey yapmak için yani şey yapmadı yani dünyaya gelmedi seni. Sen anama küfür edeceksin de yok sikerim yok sokarım öyle bir küfür için gelmedi benim annem diyor. He. Öyle bir şey yok. Bak sonra demiş ki tamam öyleyse tartışmayı kapatalım demiş. Bu çocuğun kanalı var arkadaşlar. Şöyle bir kanal. Dıcadi diye. Dıcadi diye bir kanalı var. Yani tamam öyleyse tartışmayı kapatalım demiş. Benim fotoğrafımı atmış. Yani bu top fotoğraf mı? Size Gayet açık de benim hoş bir foto. bu mu? Tamam bu da hoş ama yani böyle diye bir poz verilmez abi. Düzgünce poz vermiş. Ben vesikalık çeker gibi kanal profili çekiyorum zaten. Şu anki kanal profilim değil mi? Yani hangisi gayet normal? Ne yapayım yani tip tip güzel olsa bir laf edemeyecek. Hani tipte bir güzellik olsa tam laf edemeyecek. Tamam mı? Sonra yazmana gerek yok. Bak adam da demiş ki lan sen çok mu yakışıklısın? Burada bir şey derim bana yakışmaz da. Bence daha fazla boş yapma demiş çocuğa. Bu gayet normal fotoğraf. Karşılaştırırım istersen hangisi daha edebilir demiş. Yani bak adam da demiş ki Furkan İnsön'ü soyadı. Gördünüz mü arkadaşlar burada? Bak Kaan Özece senin gibi karakterli insanlar daima yardımcı olacağım. Ertuğrul hayatının hatasını yaptı kardeşim açık ve net. İnsanların kilosuyla bu kadar kolay dalga geçemezsin. Tiple dalga geçemezsin. Ben sana gay dedim mi hayır. Sakat dedim mi hayır. Seni de Allah yarattı demişim. Tamam. Sonra başka bir şey yok abi. Bak. Sonra burada onun ekibindekiler götüne donal da gel demiş. Götündeki donu sen nereden görüyorsun ki götüne donal diyorsun? Benim götümdeki donu nereden görüyorsun ya? Nereden görüyorsun sen benim götüne donal diyorsun? Dalga geçiyorsun. Sonra bir tane işte Valek bilmem ifşa diye şey yapmış. İki tane şey yazmış. Neydi? İki tane vuruş var. Bir tanesi info alarak bak almadan demiş yalan atmış. Ama arkadaşı info veriyor ya da kendi veriyor. Seslerini karıştırıyorum ikisi de değil, yani aynı seslerde. İkisinden biri info veriyor. Ben gidiyorum çukura C5 atıyorum. Sonra adamlar diyor ki sen bunu nasıl biliyorsun? Ta nereden Abi ses kesiyorsun? söylersen kim bilmesin beyinsiz bir insan olur mu? Yani ondan sonra bir tane hata var orada. Valhack diyebileceğiniz. Ben bile yani orada haklı dedim artık ona. Yani o derece. Bir kere duvarlara bakarak gitmişim. Onda da yani öyle. Çünkü ben Valek olsam hani abi kare içinde insanı görürüm bak. İnsanı görürüm kare içinde giderim direkt vururum. Hani beyin kıpırdamaz. Eğimim. Asla kıpırdamaz. Yani giderim öyle duvara baka 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 adama böyle seçerek gitmem. O ne olur abi? O yani normal bir şey olur. Yani kare içinde adamı gördükten sonra istersen ta B'de ol, ta çukurdaki adamı görürsün. Yani her türlü görürsün. Yani ben duvara bakarak gitmem. Anladınız mı? Duvara bakarak gidiyorum. Gördüğünüz gibi abi olay bundan ibaret. Böyle bir karaktersiz insanların tipiyle dalga geçen bir insan bu. Ben bir şey demiyorum abi. Siz bilirsiniz. Yani kanalımdaki videoya ister inanın ister inanmayın. Böyle bir açıklama yapmak zorunda şey yapmışım. Kaldım ben. İsterseniz inanın isterseniz inanmayın. Yani. Şimdi buranın olun. Bu videomuz da böyle oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.